akşamlar tekrardan. Dediğim gibi ikinci videoyu çekiyorum abi. Ne yapıyoruz? T100 LT inceliyoruz. İnceliyoruz. T100 LT Rus hafif tankı seviye 10. Bu tank güzel bir tank. Bu tankı alın derim. Hangi tankı alacağım diye sorduğunuzda T100 LT derim. Çünkü bu tankın güzel, nispeten de güzel bir topu var. Etkili bir zırhı var. Ve ayrıyetten iyi bir gizlenme yeteneği var arkadaşlar. Bir hafif tankta benim aradığım en önemli özellik gizlenme yeteneğidir. Şimdi hızlı bir şekilde bu özelliklere bakalım. Ardından da maçımıza geçeceğiz. Ve diğer 5 hafif tankla karşılaştıracağım şu anda ekranda gördüğünüz. Atış gücüne bakalım. Atış gücü baktığımızda arkadaşlar ilk olarak 300 ortalama hasar olan 230 delmeye sahip olan bir top görüyoruz. Bu topun biraz daha detayına baktığımızda İkinci mermisi 248 deniyor. Yani aslında fena bir delme oranı değil hafif tanka göre. Top büklemeniz çok iyi. Yani seviye 10 tanka göre çok çok güzel bir süreniz var. Ama tabii bununla birlikte dezavantaj olarak nişan alma süresi ve yine topun 100 metre dağılma değeri biraz fazla açıkçası. Tek avantajı burada tamamen topu erken yüklemesi. Dakika başına hasarda 2514 gördüğünüz gibi. Diğer bir özelliklere bakıyoruz. Dayanıklılığa baktığımızda seviye 10 Rus tankımızın kule zırhının 180, kule yan zırhlarının 40-40 ve arka zırhının, kule arka zırhının 40 mm olduğunu görüyoruz. Göbede ise bizi ön bölümünde 90 mm'lik bir zırh bekliyor. Yanlar ise 40 şerefinin. 1500 can puanınız var. Hareket kabiliyetinde 70 km hız. Güzel bir hız abi. Yani çok çok güzel bir hız. Dönüş hızı 62, yani ortalamanın bayağı üstünde olduğunu düşünüyorum ben. Gizlenmeye baktığımızda seviye 10'da en iyi gizlenebilen hafif tanklardan biridir. Hatta sanırım en iyisi. Şimdi bakacağız, ona detaylı bakacağız. Gizlenmede 969 puan almış da bu benim donanımlarla birlikte. İşte komutanın görüş konfrajımız var. Komutanın görüş şeyini arttıracak bir özellik var. Teleskopik dürbün var. Ben burada tankın biraz daha görüşüne ve kamuflajına yatırım yaptım. Ekstra olarak da buraya böyle bir kumanya koydum. O da bizim mürettebatımıza %10 daha fazla sağlıyor. Tabii 20 bin liralık bir değeri var. Böyle bir handikapınız var abi. Ekstra fazladan bir bonus veriyor komutan ve diğer personellerin yeteneklerine. Evet, tespit etmeye geldiğimizde 541 metre görüş mesafesi, 905 metre ise sinyal mesafesi olduğunu görüyoruz. Bu da gayet iyi, yeterli bir seviye. Tabii burada biraz ben abandım açıkçası. Hem komutan görüş menziline verdim, hem teleskopik verdim. Bu size kalmış bir seçenek. Ben sabit spotu burada daha çok önemsedim. Tamamen size kalmış bir şeydir bu. Yani bakın, bunun bir doğrusu yanlışı yoktur. Bunu her videoda söyleyeceğim. Özellikle kısa kısa değineceğim. Çünkü bununla alakalı çok fazla yorum ve mesaja geliyor. İşte orta tanka bu takılmaz. Ya light tanka niye işte, neden kaplı optik takmadın? İşte kaplı optik takılmadan olur mu? Vesaire, bak takalım, tamam mı? Bu hareket halinde bonus verecek. Ama ben komutan görüş mesafesini aldığımda, şuna çarpı diyelim. Komutan görüş mesafesi aldığında hareketli düşman araçlarının gizliliğine, yeşillik arkasındaki düşman araçlarının gizliliğine, hem hareket halinde hem de sabit duranlara -15 ve -10'luk bir görme ihtimalini arttırıyor. Şimdi tekrar söylüyorum, bunun bir doğrusu yok. Yani doğru budur abi. Abi ona takılmaz ya diye bir şey yok. Ya bu benim tercihim, o senin tercihin. Bu yanlış değil. Bu sadece, tekrar söylüyorum, maç esnasında o kadar büyük bir denklem kuruluyor ki oyunda. Siz onu bilemiyorsunuz. Yani karşıda hızlı bir tank vardır. Siz pozisyon alırken teleskopik kaplı optik takmışsınızdır, tamam mı? Pozisyon alacağınız yere geçerken onu spotlayabilirsiniz. Adam gelir spotlarsınız. Adam gelmez spotlayamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu hareket halinde geçerli bir. Aktif, atıyorum, siz teleskopik dürbün alırsınız ama aktif spot yapacak durumunuz olmaz. Niye? Çünkü düşmanda, atıyorum, ELC vardır. Sizden çok iyi bir pozisyona geçmiştir. Pasif spot veriyordur. Sizi spotlar ve sizin bu teleskopik dürbününüz işe yaramaz. Yani maçtaki varyasyonlar o kadar çok değişken ki, özellikle light tanklarda bunu çok hissediyorsunuz ve seçtiğiniz donanım kesinlikle doğru diye bir şey yok. Siz bir donanım seçiyorsunuz, siz tercih ediyorsunuz. O tercihi en iyi kullanmaya çalışıyorsunuz. Olay zaten bu. Şimdi bunu geçtik. Çok uzattım burada konuyu.
En önemli evet, tespitte kalmıştık. Tespit dışında bak. Diğer 5 araca bakalım abi. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Şimdi diğer 5 araçla karşılaştırdım. Aslında şöyle bir video da yapacağım ben. İşte Sevion, orta tanklar. Bir bakalım hangisi daha iyi. Özellik artı eksi falan diye karşılaştıracağız. Şimdi T100 ile ET'ye şöyle bir baktım. Şimdi öncelikle bunları yapılandırdım ben. Onları söyleyeyim. Yani bunların hepsi baz şeyleri, baz değerleri araçların. LT100T'dir, işte Manticore'dur vesaire. Hepsinin baz puanlarını görüyorsunuz. Şimdi şöyle baktığımızda burada tek bir özelliği öne çıkıyor T100LT'nin kağıt üzerinde. Nedir abi? Gizlenme. Bir hafif tankta aradığım en önemli özelliklerden biri. İkincisi tespit etme. Şimdi bu ikisine baktığımda beni tatmin ediyor. Niye? Gizlenmesi diğer hafif tanklara göre muazzam üstün. Muazzam üstün. Dolayısıyla ben bu tankın tespit etmesini arttırırsam, bunu yükseltirsem ben avantaj sağlayabilirim diye düşünüyorum. Bakın T100LT'yi okuyoruz. İkinci olaya gelelim. Atış. Şimdi burada atışta 339 almış. Baktığınızda çok şey gibi görünüyor. Düşük gibi görünüyor değil mi? İlk baktığınızda. Ama detaylara indiğinizde burada atışta kaybettiği nokta nişan alma, dağılma, nişan alma, dağılma süreleri. Şimdi top yüklemesine geldiğimizde muazzam bir fark var diğerleriyle. Yani muazzam bir fark var. 7.64. Muazzam bir fark var. Saniyedeki DPM'ine baktığımızda yine ciddi bir fark görüyoruz. Ardından VZ geliyor. Aslında ben bu VZ'yi buraya koymam bile. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu VZ bir light tank diyemem ben buna. Şu anlamda. Çok iri bir tank. Gizlenmesi çok düşük bir tank. Hareket kabiliyetine geldiğinizde, VZ'ye baktığınızda hareket kabiliyeti düşük bir tank. Şimdi bu bir light tank değil abi o zaman. Evet, AMX'in de hareket kabiliyeti düşük diyeceksiniz. Hani bu soruyu sorabilirsiniz. Hemen hemen eşit yüzde işte 764'e 774. Bu soruyu sormanız doğaldır. Ama gizlenmede ciddi bir fark çıkıyor arada. Zaten göremediğin bir şeyi vuramazsın. Bakın belki en etkin zırh budur. Göremediğin şeyi vuramazsın. İşte LT buradan kazanıyor. LT 100. 100T buradan kazanıyor. Hareket kabiliyetine geldiğimizde yine bizi tatmin eden ortalamanın üstüne çıkmış bir hareket kabiliyeti görüyoruz. Birinciliği RHM alıyor ama hemen ardından da bizim tankımız geliyor. Burada hangi özelliklerde hareket kabiliyetinin ön plana çıktığı da hangi birimlerde ön plana çıktığını görüyoruz. Hızda, ileri hızda, azami hızda. 75 RHM'nin bununki 72. Şimdi şunu da anlatayım. Ya, o kadar çok detaya giriyoruz ki aslında şimdi. Ben bu kadar detaya girmeyecektim ama light tanklarla özellikle son zamanlarda oynamayı çok seviyorum. Light ve medium tanklarla. Şimdi nişan almanız geç görünüyor. Dağılmanız geç görünüyor. Ama gizlenmeniz çok düşük olduğu için, pardon, çok yüksek olduğu için, yani gizlenmeniz yeteneği muazzam olduğu için tankın, diğer tanklara göre, siz bunu pasif oynarsanız ve birazcık da çalıyla aranızdaki mesafeyi arttırıp 10-15 metre kuralı uygularsanız ateş ettiğinizde açılmama ihtimaliniz vardır efendim. Ve burada sizin nişan almanız vesaireniz absorbe edilmiş olur. Yani hareket halinde nişan almak ya da sürekli hareket halinde olmak ya da gir çık yaparak hareket halinde olmak nişan almanızı daha kötü bir hale getirir. Şimdi genel olarak anlattım. T100LT'yi çok övdüğüm gibi görünüyor. Ama övülmeyecek bir tank değil. Şöyle bir tank. Genel özellik itibariyle hemen hemen her şeyden biraz var bu tankta. Hatta bazı özelliklerini çok görüyoruz. Ki sahada da bu bizi tatmin ediyor. Şimdi maça gireceğiz. Maçta aslında T100LT'nin çok ciddi bir özelliği gösteremiyorum. Öyle bir harita denk gelmiyor. Şehir haritası gibi bir harita geliyor. İzledim maçı, görelim. Ondan sonra da diğer bir video çekmeye başlayacağım ben. Bakalım ne zaman dilersem koyacağım artık bunları. Teşekkürler. Maçtayız. Evet. Bu sefer de T100LT tankımızı inceliyoruz. T100LT tankı. Rusların bir hafif tankı. Seviye 10. Şimdi en sevmediğim haritalardan biri. Niye sevmiyorum bu haritayı? Çok küçük bir harita. Ve spotlama ve spotlanma olayında küçük bir harita olduğu için çok rahat
hareket edemiyorsunuz. Özellikle büyük bir tanksanız ya da spot mekaniğiniz fazla gelişmiş bir tank değilseniz. Şimdi tabii bu haritayı sevme sebebim bu olmasalar ama şu anda bu haritanın benim için bir avantajı var. T100LT gibi bir tankım. Tabii karşıda da yine bir hafif tank olacak. O da beni ve takımımı spotlamaya çalışacak. Fakat karşıdaki hafif tankın VZ-132 olduğunu görüyoruz baktığımızda. Bu da benim için çok büyük bir avantaj. İlk olarak genelde hafif tankların gittiği tepe bölgesine gidip düşman sağ kanadını spotlama amaçlı oraya çıkıyorum. Çadırın hemen arkasına yatıyorum ve J5 bölgesinde, J4 bölgesinde düşman hattına bakıyorum. VZ-32 tankı açıldı. O da çok uzakta bir yerde spot vermeye çalışıyor. Bence o kadar uzakta spot vermesi hata. VZ-32 tankı orada spotladık, hasarımızı verdik. UDES geliyor, UDES 16 tank geliyor, seviye 9 orta tank. O benim dibime yanaşacak ve proxy'den spotlayacak beni. Aslında VZ'nin de yapması gereken bence oydu. Eğer spotunuz karşıdaki tanka göre çok zayıfsa onun dibine geçin. Herhangi bir kale diyorum, duvar, kaya ya da bir bayırın arkası, birisi önü olabilir. Proxy'den onu spotlayabilirsiniz. Aklınızda olsun arkadaşlar, böyle de hasar da yemezsiniz. Ama benim tabii ki VZ tankını çok daha önce açma ihtimalim çok daha yüksektir. Çünkü spot mekaniğim ve gizlenme mekaniklerim VZ tankına göre çok 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 yüksek. Şimdi çok temkinli oynuyorum burada T100LT tankıyla. T100LT tankının topu fena bir top değil. Hani hatır sayılır bir top. 300 can puan hasar veriyor. 230 veriyor. Ve 1200 metre bölü saniye hızla gidiyor. Bu da sizin için gayet iyi bir değer diyebilirim. Şimdi yine aynı bölgedeyim ben. Bu bölgeyi koruyorum. Temkinli oynuyorum. Mutlaka arkada tanklar var. Onları açmaya çalışıyorum. Maç dengede spotlandım. Hiç önemli değil ama amacım spotlamak zaten benim. Spotladığım gibi hemen takım arkadaşlarım Leopard 1'e hasarını veriyor. Orada en tehlikeli tank Leopard. Hem gizlenmesi, hem topu, hem de bireysel hızı ve kabiliyeti sayesinde bizi çok sıkıntıya sokacak bir tanktı. Tekrar aynı bölgeye gidiyorum. Yine spotlanıyorum. Bakın, spotlanma pahasına olsa orayı açmaya çalışıyorum. Bizim standart B'miz öldü. Orada UDES kaldı. 3 tanka karşı tek gibi görünüyorum. Arkamda desteğim var. Bu beni rahatlatıyor. UDES açısını kullanıyor. Taretinin ve zırhının açısını kullanarak oradan çıkmaya çalışıyor. Ama tabii işi kolay değil. Çünkü arkada da Leopard gibi bir tankımız var. Onun yanında Leopard PTA var. Kolay kolay çıkamayacaktır oradan. Ben size sürekli spot vermeye çalışıyorum. Şimdi buraları birazcık hızlandıracağım ben. Hızlı X2'de izleyelim. X2'de anlatmaya da çalışacağım yavaş yavaş. Kunze panserden hasar alıyorum. Herhangi bir açık, herhangi bir noktada düşman tanklarını spotlayabileceğim bir yer arıyorum. Zırhından sektirdim. Maç akarken şunları söyleyeyim size arkadaşlar. Son zamanlarda özellikle şunu görüyorum. Bu arada spotlamaya devam ediyorum tankları. Hafif tanklar çok pasif oynuyor. Öleceğim diye çok pasif oynuyor. İşte bizim içimize dolaşıyor. Ağır tankların yanında dolaşıyor. Artinin arkasında dolaşıyor. TD'lerin yanına yatıyor. Snipe yapıyor. Evet, bunları yapacağınız zamanlar olacaktır ama maçın büyük bir bölümünü böyle geçirirseniz ne takımına ne de kendinize bir faydanız olur. Bunu da ek dipnot olarak belirtmek istedim. Bu arada spotlamaya devam ediyorum. Hasar da atıyorum. 300 can puanı, 300 damage atan bir topum var. Bu hatır sayılır bir hasar diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi burada artık can puanının çok büyük bir kısmını harcadım. Daha tedbirli hareket ediyorum. Daha böyle düşünerek hareket ediyorum. Bakın, çalıyı hiç kullanmıyorum. Nedeni şu. Çünkü hemen tepenin arkasında, tepenin önünde daha doğrusu, bu tepeyi açtım mı hemen orada iki tane tank olduğunu biliyorum. Ya da bir tane tank olduğunu biliyorum şu anda UDES. O da benim proxy ile spotlayacaktır. Demin aklıma gelmeyen şey. Proxy ile spotlayacaktır. Hafif böyle çıkıyorum, giriyorum derken bak yine spotumuzu verdik. Yok, bizim değilmiş bu spot. Olsun, çok güzel. UDES kaçıyor. Bu bana şunu gösteriyor. UDES artık orada tek. Yani UDES'in arkasında çok fazla desteği yok. Risk, evet, bunu UDES can puanı kalmamış, biraz daha geri çekilmek için de yapmış olabilir. Fakat ben bu riski alıyorum. Zaten Leopard, haritadan baktığımda Leopard da bir tık öne gidiyor.
Giderken Udesi spotluyorum. Dediğimi yapmış Udesi. Oradaki çalıya geçmiş. Spotluyorum. Spot hasarım ve alıyorum ve Udesi de garaja yolluyoruz. Maç çok kritik. Bu oyunda özellikle şunu gördük. Light Tank'ın oyunu nasıl kırabileceğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Daha dakika 7 dakika geçti ve senin neredeyse hiç jump, inanılmaz bir isabetsizlik bu arada bu. Senin neredeyse hiç jump puanın yok ve 6-6 gibi bir skor var oyunda. Jump puan olarak da 400 jump puan gerideseniz diyebilirsiniz. Evet, kesinlikle haklısınız. Ama ilerleyen dakikalarda oyunu kendi tarafımıza çevireceğiz ve kazanmaya daha yakın taraf olacağız. Bunu göreceksiniz. Devam ediyorum. Durmuyorum abi. Leopard bir garaja yolladık. Çok önemli bir tanktı bence o. Orada onu garaja yollamamız gerekiyordu. Burada sizin yapmanız gereken bir light olarak kendinizden kalın abilere kabarmamanız, çaktırmadan onlara hasar atmanız ve imkanınız varsa can puanı düşük tankları garaja yollamanız. Bu hem bize psikolojik avantaj verecektir. Takım olarak takımımıza hem psikolojik olarak avantaj verecektir. Kişi sayısı açısından hem de risk almadan hasar atmanızı sağlayacaktır. Tabii bunun dışında sayısal üstünlük her zaman maçlarda önemlidir. Burada inanılmaz bir sektirme yaşıyoruz. AMX M4 tankından arka zırhı görüyorum. Ateş ediyorum ve yine 326 hasarımızı veriyoruz. Son bir atış hakkım daha olabilir mi diye bakıyorum AMX'e. Fakat o da bana ateş etti sanırım. Çünkü önümdeki yerden bir duman çıktı. Körden ateş ettim AMX'e. Spotlayamıyorum. Sabit kalmam gerek. Ama çok da sabit kalmak istemiyorum. Spotun düştüğüne emin değilim. Bekliyorum. Evet, tekrar AMX'i görüyoruz. Takım arkadaşları onu garaja yolluyor. Bakın hep maç bıçak sırtı abi. Light'sınız. Canınız az kalsa da maçı okumanız gerekiyor. Bu oyunda ya da özellikle Lights oyunlarında haritayı okumak diğer tanklarla oynadığınız oyunlara göre 10 kat daha önemli. Hemen karşımda bir tank belirdi. İyi nişan aldım, çabuk nişan aldım. BC-25T de beni beklemiyordu orta AP. O da şok oldu. Sağa sola bakarken yanda garaja gitti. Burada sıkıntılı bir durum var. Emil'le nişan alıyorum. Çok şanslı bir atış. Çok uzak mesafeden Emil'i deliyoruz ve ona da hasarımızı atıyoruz. Tabii spotladığımız için biz hasar attıktan sonra artiler ve takım arkadaşlarımız da olmaya devam ediyor. Skor 9-8. 340 can puanı öndeyiz. Tekrar söylüyorum. Sizin yapmanız gereken light'sanız arkadaşlar sayıyı eşitlemeniz, kişi sayısını eşitlemeniz, namlu düşürmeniz çok çok önemli. Şimdi buradaki otu kullanarak hafif çıkıyorum. Orada Emin vardı. Onu biliyorum. Onu spotlayacağım ama arkada belki Arti de spotlarım diye düşünüyorum. Çünkü ben Arti'nin, düşman Arti'sinin işte 0 hattında, 0-5 hattında ya da E0 hattında ya da 0-5 diyorum. E0 ya da D0 hattında olduğunu düşünüyorum. O arada hemen önden geçen Emin var. Çok kötü bir nişan aldım. Burada gerçekten az önce Emin'e aldığımız ve ateş ettiğimizdeki şansımız, RNG'miz burada yeteneksizliğimizle birleşerek kötü bir atışa sebebiyet verdi. O arada GM Tiger'ı spotluyoruz. O hareket ettiği için hasarımızı veriyoruz. Büyük bir ihtimalle takım arkadaşlarımız da ona atacak diye bekliyorum. Artı attı. Ben nişanımı aldım. Hem spot hem de hasar nişanı olarak ondan nemalandık. 2210 hasarımız var. Skor 10'a 10. 1932 spot hasarımız var. Şimdi böyle bir maçta takımınız light tankına 2000 küsur, 3000 küsur gibi hasarlar attırıyorsa o takımda bir nebze de olsa sıkıntı vardır diye düşünüyorum ben. Ama tabii bu bir takım oyunu. Onda sıkıntı olduğunda, onlarda sıkıntı olduğunda sizde sıkıntı olması gerekiyor. Sizde sıkıntı olduğunda onlarda sıkıntı olması gerekiyor ki maçı kazanın. AFK bir tank var orada, Grill. Şimdi ona çıkacağım. Çıkıyorum. AFK olduğunu ilk anlamamıştım. Şu anda anladım AFK olduğunu. Burada hızlandırayım abi. Gördüğünüz gibi rahat rahat hasarımızı veriyoruz. Mantığımız light tank mantığı çok net. Maçı kazandık artık. Zaten tek tank kaldı. Artimizi de sonra attı. 3200 hasarımız. 1932'de destek hasarı spotumuz var. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Orada bir tank var. O da Conway. Onu görüyorum. Conway bana tek atış dedim şu anda Conway için.
Görüyorum, atışımı yapıyorum. Sonra da artı onu vuruyor ve garaja yolluyoruz. Şimdi T100 LT nasıl bir tank? Şimdi daha net görmüş oldunuz. Çok belki burada böyle spot mekanikleri falan çok ön plana çıkmadı. Çok ön plana çıkmadı arkadaşlar ama T100 LT çok keyifli bir tanktır. T100 LT nispeten de olsa diğer orta pardon diğer light tanklara göre zırhı olabilen, topunun tesirli olduğu noktalar olabilen bir tanktır. Almanızı tavsiye ederim. Özellikle oyuna ilk başlayanlar hani hangi tankı hangi tankı diye sorarlar ya. Abi light alacaksınız. Kesinlikle T100 LT hattından gitmenizi öneriyorum efendim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.